1 TL ve 50 kuruşun çap uzunluklarının milimetre cinsinden değerleri yukarıda tabloda verilmiştir. Paraların çapları santimetre cinsinden eş bölmelere ayrılmış bir cetvel ile ölçülmüştür. Buna göre x artıya kaç milimetredir demiş. Hemen bakalım isterseniz. Şöyle 2 ile 3 arası bir birim. 3 ile 4 arası bir birim. Gördüğünüz gibi şurada küçük bir yer. Yani şöyle diyelim 5 ile 6 arasını örnek verelim. 1, 2, 3, 4 parça var. 1 bölü 4 yaparsak 0.25. Demek ki 2 küçük bölme arası 0.25. Burada bir bölme var. Bir bölme diyelim. Burada bir bölme var. 2 bölme. O zaman şurası 2 artı 2 tane 1 bölü 4 diyebiliriz. Yani 2 artı 1 bölü 2'den 1 bölü 2 yarım olduğuna göre 2 buçuktur. Tabii ki santimetre. Buraya gelelim. Gördüğünüz gibi 0 ile 2 arası zaten 2 birim var. Burada 1 bölme 2 bölme 3 bölme var. Şöyle diyelim. 2 artı 3 bölü 4 diyebiliriz. 3 bölü 4 0.75'tir. 2 artı 0.75 dersek 2.75 demiş oluruz. Şimdi 2.75 ile 2.5'i topluyorum. 5, 12'nin ikselde var. 1, 5,25 santimetre. Bunu milimetreye çevireceğiz toplamda. X artıyı bulmuş olduk biz şu anda. Milimetreye çevirmek için tabii ki 10 çarpıyoruz. Çünkü 1 santim 10 milimetredir. O zaman 52.5 mm olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Bir apartmanda bulunan 120 metrekare ve 140 metrekarelik dairelerin yıllık aidatları dairelerin metrekare değerlerine göre belirlenmiştir. 120 metrekarelik her daire yıllık 2 11, 140 metrekarelik her daire yıllık 2 14 TL aidat ödemiştir. 8 adet 120 metrekare ve 5 adet 140 metrekare dairenin bulunduğu bu apartmanın bir aylık ortalama aidat geliri nedir diyor. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. 8 adet 120 metrekare diyor. 8 çarpı 2 11 artı diyelim. 5 adet 140 metrekare. 5 çarpı 2 üzeri 14. Tabii ki bu yıllık aidattır. Bunu da eğer 12 aya bölersek. 1 aylık ortalama aidat gelirini bulmuş oluruz. Çünkü 1 yıl 12 ay. Bunu bir hesaplayalım. 2 üzeri 11 parantezine mi alsak acaba? 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri 3 desek bu 8'i. Buradan daha çabuk bulabiliriz gibi geliyor. Hemen bakalım. Şurada gizli bir var. 1 tane 2 üzeri 14 artı 5 tane 2 üzeri 14'ümüz toplamda 6 çarpı 2 üzeri 14 elde edilmiş oldu. 6 çarpı 2 üzeri 14'ü de 12'ye böleceğiz. Şuradaki 12'yi kullanmadım az önce. Sadeleştirirsek 2 üzeri 14 bölü 2 olacaktı. Burada gizli bir var. O zaman 2 üzeri 13 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir bu soruda. Peki ne yaptık? Demiş ki yıllık 120 metrekarelik her daire 2 üzeri 11. 140 metrekarelik her daire 2 üzeri 14 demiş. 8 adet 120 metrekare diyorsa 8 ile 2 üzeri 11'i çarparım. 5 adet 140 metrekare diyorsa 5 ile 2 üzeri 14'ü çarparım. 12'ye bölerim. Neden? Çünkü ben yıllık buldum ve benden aylık istiyor. 1 yıl 12 ay olduğuna göre 12'ye böldüğüm zaman 1 aylık ortalama adet geliri bulunmuş olur. 8 çarpı 2 11 artı 5 çarpı 2 14 bölü 12 yaptık. 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yapınca 2 14 artı 5 çarpı 2 14. 1 ile 5'i toplarsak 1 tane 200'ler 14, 5 tane 200'ler 14, 6 tane 200'ler 14 eder. Burada 12'ye böldüğümüzde sadeleştirirsek burası 2 olur. Üstler 1 ve 14 olduğuna göre tabanları aynıysa üstleri çıkarıyoruz. 14'ten 1 çıkardığımızda 13. Doğru cevap 200'ler 13 C seçeneğidir. Yukarıda Ahmet, Ömer ve Cengiz'in sabit bir duvara bağlı elastik bir iple yaptığı kuvvet çalışması gösterilmiştir. Ahmet, Ömer ve Cengiz'in elastik ipi çektiği en uzak noktalar sırasıyla X, Y, Z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi X'i hesaplayalım. 2 kök 3, kök 12, 2 kök 3 artı kök 24 çarpı 5'ten 2 kök 5. Y'ye bakalım. Kök 3 artı kök 45, 9 çarpı 5 olduğuna göre 3 kök 5. Z'ye bakalım. Kök 5 artı kök 27. 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 olacaktır. Bu sayıları sıralayacağız sanırım. Şimdi şöyle bir düşünelim. 2 kök 3, kök 3 ve 3 kök 3 var. Baktığımız zaman 2 kök 5, 3 kök 5 ve kök 5 var. Bunları şöyle yapalım. Kök 3 artı kök 3 artı kök 5 artı kök 5 olarak yazalım. Bunu kök 3 artı kök 5 artı kök 5 artı kök 5 yapabiliriz. Bunu da kök 5 artı kök 3 artı kök 3 artı kök 3 yapabiliriz sanırım. Bu şekilde bir yapalım. Daha sonra farklı bir yol deneriz. Şimdi tamamında kök 3'ler var. Bunları atalım. Tamamında kök 5'ler var. Bunları atalım. Bunlar dengeyi bozmayacaktır. Onun dışında eşit olan var mı? Yok. Şimdi x'de ne kaldı? Kök 3 artı kök 5 kaldı. Y'de ne kaldı? 2 kök 5. Yani kök 5 artı kök 5 kaldı. Z'de ne kaldı? kök 3 artı kök 3 kalmış oldu. Baktığımız zaman x ile, y, x ile z arasında kök 3'ler ortak. Biri kök 5, biri kök 3. O zaman z küçüktür x diyebiliriz. Y ile z arasına bakalım. 2 ee, kök 5, 2 kök 3. Tabii ki z y'den daha küçük. Bunu söyleyebiliriz. Kimleri kıyaslamadık? X ile y'ye bakalım. Kök 5'ler ortak kök 3 kök 5'ten daha küçük olduğuna göre x y'den küçüktür. O zaman doğru cevabımız z küçük x küçük y olacaktır. Z küçük x küçüktür y Bursa seçeneğinde var. Farklı olarak nasıl düşünebilirdik başka? Ona bakalım isterseniz. Şimdi kök 3 artı 3 kök 5, 2 kök 3 artı 2 kök 5, kök 5 artı 3 kök 3. Şöyle içeri atarsak kök 12 artı kök 20 x. Y nedir? Y'yi de buraya yazalım kök 3 artı kök 45'tir. Z'ye bakalım. Kök 5 artı kök 27. Buradan sıralama imkanım var mı? Şöyle bir bakalım. Bu şekliyle sıralama imkanımız yok aslında. Çünkü kök 12'ler diğerlerinde ortak bir eleman barındırmıyor. Kök 3 desem diğerinde 2 kök 3 var. En mantıklısı bu yaptığımız şekliyle en azından terazi gibi düşünüyoruz. Üç, üçünde, de üçünde de kök 3 varsa eliyoruz. Üçünde kök 5 varsa eliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın kök 3'ler yine gider. Bir tane kök 3 daha götürebiliriz. Aynı olanları götürüyoruz bakın. Şurada kök 3, kök 3, kök 3. Şuradaki kök 5, buradaki kök 5, buradaki kök 5 gider. Geriye kalanları yazdık. X kök 3 artı kök 5, Y kök 5 artı kök 5, Z kök 3 artı kök 3 kaldı. Daha sonra X ile Y arasındaki sıralamaya baktık. Kök 5'ler ortak. O zaman dedik ki kök 3 kök 5'ten küçük olduğuna göre X, Y'den küçük olmak zorunda dedik. Y ile Z arasına bakarsak ya da Evet. Z ile x arasına bakarsak daha mantıklı olur. Z ile x'te köküçler ortak gördüğünüz gibi. Kök 5 köküçten daha büyük. O zaman z x'ten küçüktür. Z x'ten küçük. X de y'den küçük. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde ilk satırda küçükten büyüğe doğru sıralanmış kutulardan yan yana bulunan iki kutu içindeki sayılar arasındaki uzaklık bu kutulara komşu bir alt satırdaki kutuya yazılacaktır. Kutu içindeki sayıların kutu rengine göre sıralaması mavi büyüktür, sarı büyüktür, kırmızı olduğuna göre A ve B tam sayılar için A artı B en fazla kaçtır? Öncelikle şunu söyleyelim. Eksi 2 küçüktür A, bu da küçüktür b. o da küçüktür 7 diyebiliriz. Çünkü küçükten büyüğe doğru sıralanmıştı. Bu arada a ile eksi 2 arasındaki uzaklık bundan bunu çıkarırsak. a daha büyük çünkü. Burası a artı 2. b'den a'yı çıkarırsak. Buradaki uzunluk b eksi a. 7'den b'yi çıkarsak buradaki uzunluk da 7 eksi b olacaktır. Mavi daha büyükmüş. a artı 2 büyüktür b eksi a. O da büyüktür 7 eksi b diyebiliriz. Şu iki eşitsizliği bir düşünelim. B'yi sola atarsak 2b eksi a büyüktür 7 olacak. Bir de şu iki eşitsizliği düşünelim. B eksi A'yı sola atarsak bu durumda 2A eksi B'miz 2'yi de sağa atarsak eksi 2. Bu iki ifadeyi taraf tarafa toplarsak arkadaşlarım ne olacaktır? B artı yani A artı B büyüktür 5 olacaktır. 5'ten büyüktür diye hemen 6, 5 yakın işaretlemeyin. Biraz temkinli olun arkadaşlar. Şimdi B mesela 6 dersek en fazla dediğine göre... A'ya da 5 diyebiliriz ilk etapta. 6-5'te 11 şıklarda yok ama değerlendirelim. Neden şıklarda yok? 6-5'i değerlendirelim. Şimdi A'ya 5 dersek 7 olur. Ee, B'ye 6 dersek burası 1 olur. B-6 olunca burası da 1 olur. 1 büyüktür, 1 yanlış olur. Şunu 4 olarak değiştirelim. Çok fazla değiştirmeyeceğim. Çünkü A artı benim çok olmasını, en çok olmasını istiyorum. A'ya 4 dersek şuraya 4 yazalım. Şuraya 4 yazalım. Değiştiriyorum bu değerleri. B de 6'yı Bakalım sağlıyorsa doğrudur. 4, 2 daha 6 büyüktür. 6 eksi 4, 2 büyüktür. 7 eksi 6, 1. Çok güzel. Demek ki A 4, B de 6. 6 artı 4, 10 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Candan öğretmen beden eğitimi dersinde öğrencilerini bir kız bir erkek yan yana gelecek şekilde soldan sağa doğru şekil birdeki gibi diziyor. Candan öğretmen şekil birdeki sıranın sol başındaki X tane öğrenciyi basketbol, sağ başındaki Y tane öğrenciyi handbol, ortadaki Z tane öğrenci ise voleybol oynamaları için şekil deki gibi ayırıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Şimdi baktığımız zaman bir kız bir erkek ikili oluştursa bir kız bir erkek ikili, bir kız bir erkek ikili şekilde devam ediyor ve bir kız bir erkek bu şekilde bitiyor. E, i̇kili gruplar bitiyor, bir tane kız artıyor, artıyor. O zaman bunların toplam sayısı tek olmak zorunda. Toplam öğrenci sayısı, buradaki spor e, işleriyle uğraşan öğrencilerimizin sayısı tek olacak. Yani kişi sayısı tek kısacası. Candan öğretmen şekil 1'deki sıranın sol başındaki x tane öğrenciyi basketbol, sağ başındaki y tane öğrenci handbol, ortadaki z tane öğrenci voleybol diyor. Şimdi baktığımız zaman bir kız bir erkek, bir kız bir erkek, bir kız bir erkek şeklinde devam ediyor. İkili gruplar erkekle bitiyor zaten. O zaman x çift olmak zorunda. Burada bir kız bir erkek erkekle bitiyor. Bir kız bir erkek, bir kız bir erkek derken yine erkekle bitiyor. O zaman z'nin de çift olması lazım. Buradan devam edelim. Bir kız bir erkek, e, bu kızdan başlıyoruz. Bir kız bir erkek. Bir kız bir erkek erkekle bitmesi gerekirken kızla bitmiş. Yani kız erkek kız erkek çiftli e, çift olduktan sonra bir kız artıyor. Şöyle oluyor yani. Kız erkek kız erkek devam ederken kız erkek devam ederken bir kız artıyor. Yani aslında burada çift sayıda kişi var ama bir kız arttığı için y'nin tek olması gerekir. Tıpkı yukarıdaki gibi. Evet şimdi bakalım. Dolayısıyla x çift... Y tek Z çift diyebiliriz bu durumda. Şıklara bakalım. X artı Y artı Z çifttir. Baktığımız zaman çift artı tek e, tektir. Çift daha tek, tek olur. Ç artı T artı Ç tektir. Dolayısıyla bu yanlış. X ile Z'yi toplarsak tek olur. Tekten çifti. Ç artı Z neydi? Z çeydi. Y neydi? Tekti. Çift artı çift çifttir. Tek çıkınca tek olur. Bu da yanlış olur. X artı Y bölü 2. Siz çift artı tek bölü 2 e, bölü Z'ye yani çifte garanti veremezsiniz. Örneğin 2 artı 1 bölü 2 dersiniz. 3 bölü 2 bulursunuz. 3 bölü 2 tam sayı olmadığı için ne tek ne çifttir. Kesirli ifadeler her zaman e, sorun çıkarabilir. X ile Z'yi çarparsak yani çiftle çifti çarparsak ve buna Y'yi eklersek tek sayı olur diyor. Çift çarpı çift çifttir. Tek eklersek tek olur. D şıkkı doğrudur. E şıkkına bakalım. X de y'yi çarp diyor. Çift çarpı tek artı z diyor. Çift. Çiftle teki çarparsak çift olur. Ç ile toplarsak çiftle toplarsak yine çift olur. Halbuki burada tek sayı demiş. Doğru cevap bu durumda D seçeneğidir. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. X büyük Y büyük Z olmak üzere bir çıkarma işleminde eksilen sayı X eksi Z artı Y artırılıp çıkan sayı X eksi Y artı Z azaltılırsa fark nasıl değişir? Eksilen eksi çıkan eşittir fark olduğunu biliyoruz. Şimdi ne diyor? Eksilen sayı X eksi Z artı Y artırılıp diyor. O zaman E artı X eksi Z artı Y diyebiliriz. Çıkan sayı x eksi y artı z azaltılırsa eksi çıkan Şöyle yapalım isterseniz. Çıkan eksi x eksi y artı z. Yani çıkan sayı x eksi y artı z azaltılırsa diyor. Fark nasıl değişir? Bunu bakalım. e artı x eksi z artı y eksi artı x eksi y artı z. Şu eksi içeri dağıttığımızı unutmayın. Burada e eksi mi zaten var. Bir de ne oluyor burada? İki tane x'imiz geliyor. Artı 2x. Z'ler gidiyor gördüğünüz gibi. Y'ler de gidiyor gördüğünüz gibi. O zaman eksilen eksi çıkan manasında fark 2x artmış olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Dikdörtgen şeklindeki türdeş matematik, fizik ve geometri kitapları bir masa üzerine şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi konulmuştur. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'de belirtilen uzunluklar sırasıyla 20 ve 30 santimetre ise x kaç cm'de demiş. Arkadaşlar fizikle matematiğin toplamı geometri ile şöyle baktığımız zaman geometri artı 20 diyebiliriz. Bu bir. Geometri artı matematik artı fizik dersek bu durumda 30 olur matematik artı fizik eşittir 3 geometri artı x diyebiliriz. Bu denklemleri kurabiliriz. Şimdi başka bir renk kullanalım. Kırmızı olsun. F artı m. Şimdi buraya g artı 20 yazabilirim. Bu durumda g artı g artı 20 eşittir 30 dersek 2g artı 20 eşittir 30. 2g eşittir 10 dersek geometrimiz 5 oldu. Geometrimizin yerine Rahatlıkla 5 yazabiliriz. M artı F eşittir. 3 çarpı 5, 15 artı X diyebiliriz. M artı F neydi? Şimdi geometrimizin 5 olduğunu biliyoruz. O zaman buradan toplamın 30 olması için M artı F'nin yani bu değerin 25 olması gerekir. 25 eşittir 15 artı X dersek bu durumda X eşittir 10 olarak bulmuş olur. Doğru cevap A seçeneğidir bu soruda. x, y ve z pozitif reel sayı olmak üzere x sayısı 1 bölü 3 ile bölününce y sayısından büyük, z sayısı 1 bölü 4 ile bölününce y sayısından küçük olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? x sayısını 1 bölü 3'e böldüğümüz zaman ters çevirip çarpıyoruz. 3x elde edilir ve bu y sayısından büyükmüş. Şöyle yapalım. Bu 1. Z sayısı 1 bölü 4'e bölününce ters çevirip çarparsak 4z olacak ve bu değer y sayısından küçükmüş. Bunu da unutmayalım. Şimdi hangisi her zaman doğrudur? Şunu söyleyebiliriz. Y küçüktür 3x. Ve aynı zamanda 4z küçüktür y diyebiliriz. Taraf tarafa çarpma işlemi yaparsak 4zy küçüktür 3xy diyebiliriz. Bunlar pozitif sayılar olduklarına göre her iki tarafı pozitif olan y sayısına bölebiliriz rahatlıkla. Y'ler gider y'ler gider. Bu durumda 4z küçüktür 3x diyebiliriz. 4z küçüktür 3x. Buraya alalım. 4z 4z küçüktür 3x'i buraya alalım. Şimdi her iki tarafı x'e bölelim. x'e böldük. Bu x'ler gitti. 4z bölü x'imiz 3'ten küçük oldu. Sonra her iki tarafı bu sefer 4'e bölelim. Şıklardaki bir değeri bulmaya çalışıyoruz. Bu durumda z bölü x'imiz 3 bölü 4'ten nihayetinde küçük oldu. z bölü x 3 bölü 4'ten küçük olan şık hangisidir? Eğer z bölü x küçüktür 3 bölü 4 yoksa ters çevirirsin. Bu durumda x bölü z bu sefer yön değiştirirsin. Büyüktür 4 bölü 3 dersin. Şıklarda ararsın. Doğru cevabımız bu durumda d seçeneğidir. ABC tam sayıları için a eksi mutlak 2 ve pozitif tek sayıdır. B artı mutlak c negatif tek sayıdır bilgileri veriliyor. A artı B artı C pozitif çift sayı. B çarpı mutlak değer C negatif çift sayı. A eksi 2 çarpı mutlak değer C pozitif tek sayıda. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şöyle bir şey yapalım sizinle beraber. A eksi 2 tane mutlak değer ve pozitif tek sayı olmak zorunda. Biz 2B 2'nin katları olan sayıların çift olduğunu biliyoruz. O zaman A tek sayı olmak zorundadır ki tek eksi çift tek olsun. A kesinlikle tektir yani ABC tablosu yaparsanız A'ya kısaca tek sayılar yazmak zorundasınız. Buraya kadar bir problem yok sanırım. Şimdi B artı mutlak değer C negatif tek sayı diyor. B artı mutlak değer C 0'dan e, sıfırdan küçük olacak ve tek sayı olacak. Dolayısıyla eğer biz B'ye diyelim ki eksi 3 değerini verirsek C'ye de 1 verirsek eksi 3 artı 1 2 verirsek daha doğrusu eksi 3 artı 2 eksi 1 olacaktır negatif ve tek sayı olmuş olacaktır. O zaman mutlak değerce b mutlak değerce c'den büyük olmalıdır desek yanlış olmaz bu ifadenin sıfırdan küçük olması için. Şimdi bu şartlara uygun abc sayılarını birkaç tane üretelim ondan sonra da artık öncüllere bakma zamanı gelir. 9 -4 1 9 -3 2 9 -3 0 diyebiliriz. Mutlak B mutlak C'den büyük mü? 4 1'den büyük. 3 2'den büyük. 3 0'dan büyük. Güzel bu tamam. Peki A tek mi? 9 9 9, 9. güzel. Herhangi bir problemimiz yok. Şimdi A B C'nin toplamı pozitif çift sayıdır diyor. Bakalım 9 eksi 4. 5 1 daha 6. 9 eksi 3 6 2 daha 8. 9 eksi 3 6 tamam. Burada biz problemimiz yok. B ile mutlak C'yi çarparsak negatif çift sayı olur. Eksi 3 ile 0'ı çarptığımızda gördüğünüz gibi 0 oluyor ama negatif olmuyor. 0 biliyorsunuz nötr'dür. O zaman 2 gider. a eksi 2 mutlak değerce. bunu burada e, anlatmaya çalışayım. Ayı 9 olarak aldığımızda c'yi de 1 olarak alırsak, 7 olur pozitif tek doğrudur. Başka değerlere bakalım. 9 eksi 9 eksi 2 çarpı mutlak c, 2 dersek 4, 5 olur pozitif tek sıkıntı yok. Diğerine bakalım. 9 eksi 2 çarpı 0 dersek 9 da pozitif tek. Yani ne verirsek verelim pozitif tek olacaktır. Dolayısıyla cevabımız bu soruda C seçeneğidir. Bir metro hattı ABCDE isimli 5 farklı duraktan oluşmakta duraklar arası eşit mesafelidir diyor. Hemen şunları şöyle bir işaretleyelim. Tren ilk durak olan A'dan çıktıktan sonra her iki durak arasını sabit hız ile 3 dakikada geçmekte. Her durakta 1 dakika bekleme yapmaktadır. Yukarıdaki bilgilere göre A ve E durakları arasında sürekli gidip gelen trenin A'dan çıktıktan 3,5 saat sonraki konumu hakkında hangisi doğrudur diyor. Bir başlayalım beraber. A ve B arasını 3 dakika sonra B durağında 1 dakika, B, C arasını 3 dakika, C durağında 1 dakika bekliyor. C, D arasını 3 dakika, D durağında 1 dakika, D, E arasını 3 dakika ve E durağında 1 dakika bekliyor. Böylece ilk turunu bitirmiş oluyor. Bakalım 3, 4... 7, 8, 11, 12, 15, 16. O zaman bir tur 16 dakika sürüyor. Şimdi toplam 3,5 saat diyordu. 3,5 eşittir 7 bölü 2 diyelim saat. Bunu da dakikaya çevirmek için 7 bölü 2 çarpı 60 diyelim. 1 saat 60 dakika. Buradan 210 dakika yapmış olur. Acaba 210 dakika içerisinde kaç tane 16 dakikalık tur yapabiliriz diye düşünelim. 210'ı 16'ya bölelim. 1 kere 16, 16. Kalan 50'dir. 3 kere 16, 48'dir. Ve kalan 2'dir. Yani 2 dakikalık bir zamanımız da artıyor. Şimdi 13 turu nasıl yapacağız? Bakın bir tur buraya kadar geldi. İkinci tur burada. 3 burada 4 burada. Yani çift sayılar burada fark ettiniz mi? Bakın 1 2 burada. 3 4 burada. 6 8 10 12. tur burada. Sonra 13. tur buraya geldi. Şu an buradayız. An itibariyle buradayız ve 2 dakika artıyor. 2 dakikalık süremizi nerede dolduracağız? Burası toplamda 3 dakikalık olduğuna göre geri dönerken 2 dakika deyip buralarda bir yerde duracağız. Yani 3 dakika olsa D'ye kadar geliriz. Ama 2 dakika olunca D ile A arası doğru E seçeneğidir. Nasıl yaptık? Şimdi A ile şuradaki E arası toplamda 16 dakika sürdü. 3,5 saatimiz de 210 dakika oldu. Acaba bu 210 dakika içerisinde kaç tane 16 dakikalık tur yapabiliriz diye düşündüm. 210'u 16'ya böldüğümde 13 tur artı 2 dakikada fazlalığımız var. Şimdi Turlarımızı atarken şöyle yaptık. Birinci tur buraya kadar. 16. İkinci tur burada. Üçüncü tur burada. Dördüncü tur burada. Yani buraya hep çift turlar denk geliyor. Çift gelmeler denk geliyor diyelim. İkinci gele yani iki tur attığımızda buradayız. Dört tur attığımızda buradayız. 6, 8, 10 ve 12. O zaman 13.'sü burada. Yani biz şu anda 13 tur attığımızda an itibariyle buraya gelmiş olur. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya geldik ama 2 dakikamız da artmıştı. 3 dakika olsa tam D'ye geleceğiz ama 2 dakika olduğu için D ile E arası doğru cevabımız E seçeneğidir bu soruda. İçine yazılan bir A doğal sayısının pozitif bölen sayısı çokgenin kenar sayısına eşit oluyorsa A sayısına gen asal sayı denir. 6 gen içerisinde 12 yazılmış ifadesinde 12 sayısı gen asal sayıdır. AB üçgenin içerisinde yazılmış ifadesinde AB iki basamaklı sayısı gen asal sayı olduğuna göre kaç farklı iki basamaklı AB sayısı vardır? 12 asal çarpanları ayırırsak 2 üzeri 2 çarp 3 üzeri 1 olacaktır. Kuvvetlerin bir fazlasını çarptığımızda pozitif bölen sayısını bulmuş oluruz. Pozitif bölen sayısı 2 artı 1 çarpı 1 artı 1'den. 3 çarpı 2 yani 6 tanedir. Zaten 6 genin içerisinde yazılmış. O zaman bu gen asal sayıdır. AB'nin de üçgen içinde olduğundan hareketle pozitif bölen sayısının AB sayısının pozitif bölen sayısının 3 olması lazım. Eğer gen asal sayıysa, üçgenin içinde ise pozitif bölen sayısı bu kurala göre 3 olmalı. Peki hangi iki basamaklı sayıların pozitif bölen sayısı 3'tür? Kuvvetlerin bir fazlasını kullandığımıza göre örneğin 3'ün karesi, 5'in karesi, 7'nin karesi, 11'in karesi şeklindeki sayıların pozitif ölen sayısı kuvvetlerin bir fazlası olduğuna göre 3'tür. Ama 3'ün karesi 9'dur. 2 basamaklı olmaz. Onu eleyelim. 11'in karesi de 121. Bundan sonraki sayılar 3 basamaklı olarak ya da 4 basamaklı olarak artarak devam edecek. 25 ve 49 dışında herhangi bir durum olmadığına göre kaç farklı 2 basamaklı AB sayısı var o halde? 2 tane doğru cevabımız bu durumda A seçeneğidir. Meyve almak için manava giden Sercan, eşit kolu terazi ile satış yapan çalışanın terazisinin yanında üç farklı ağırlıkta cisim görmüştür. Manav çalışanı tek bir kefede bu ağırlıkların gerektiği kadarını kullanmak şartıyla 7 farklı ağırlık ölçebilmektedir. Manav çalışanı kullandığı cisimlerin ağırlıklarının sayısal değerleri aşağıdaki sayılardan hangisinin pozitif tam sayı çarpanları olamaz diyor. Arkadaşlar 3 farklı ağırlık diyoruz. ABC olarak gösterirsek Farklı ABC sayıları nasıl ölçebiliriz ve 7 farklı ağırlık ölçebilmektedir denilmiş. 3 farklı elemandan oluşan bir kümenin 2 üzeri 3 tane alt kümesi var biliyoruz. Bu alt kümeler küme A, küme B, küme C, AB, AC, BC, ve A, Boş kümeyi alamıyoruz. Ağırlık olarak tartabilmemiz için boş küme e, sıfır olduğu için onu kullanamıyoruz. Belli bir ağırlığı olmadığını düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 farklı ağırlığı 7 farklı biçimde ölçebiliyoruz. Şimdi şıklara baktığımız zaman 4, A seçeneğine bakalım. 4 kimlere bölünür? Pozitif tam sayı çarpanları diyordu. 1, 2 ve 4. 3 tane. 9'a baktığımız zaman 1, 3'e bölünür ve 9'a bölünür yine 3 tane. 16'ya bakarsak 1, 2, 4, 8 ve 16, 5 tane. Diyarbakır 25'e baktığımızda 1'e bölünür, 5'e bölünür, 25'e bölünür 3 tane. Ve en seçenene baktığımızda 49, 49 yazalım. 1'e bölünür, 7'ye bölünür ve 49'a bölünür yine 3 tane. Evet 4 tanesi 3 tane gördüğünüz gibi. Pozitif tam sayı çarpanları olamaz diyor. Gördüğünüz gibi 5 tane 5 elemanlı bir kümenin 2 üzeri 5 32 boş kümeyi saymazsak 31 tane farklı biçimde ölçülebildiğini ağırlık olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla C şıkkı olmuyor. Diğer seçenekler gördüğünüz gibi 3, 3, 3 ve 3. Bunların her birinin 7 farklı ölçülme durumu var. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği yani 16'dır. Melis alfabedeki sesli harfleri kullanarak 7 harfli iki şifre oluşturuyor. Birinci şifre, ikinci şifre. Birinci şifrenin harfleri K kümesine. ikinci şifrenin harfleri L kümesine oluşturacakmış. Tamam. K kesişimle A, İ, Ö'den oluşuyor. O zaman her ikisinde de A, İ ve Ö'yü yazalım. Sonun devamını sonra okuruz. Bu arada K kümesinde U da var. Ve L kümesinde hem Ü hem de O var. Aynı zamanda L kümesinin eleman sayısı 5 olduğuna göre bunu kapatabiliriz. Ee, farklı eleman olarak. L kümesinin 5 elemanı olduğu için. Tamam. K kümesinin elemanlarını tabi 7 tane olduğu için değil mi? Bilmiyoruz. Şimdi buna göre alfabedeki sessiz ile birlikte K kümesinin elemanlarını kullanarak ızgara, öğrenci, kürek yukarıdaki kelimelerden hangileri yazılabilir? Şimdi K kümesinde sesli harflere bakalım. I, A var burada. Buraya bakalım. Ö var. E var, I var. Buraya bakalım. Ü var, E var. Şimdi K kümesinde I ve A olabilir mi? A var zaten. I'yı da biz yazabiliriz. Bu durumda bir problem olmaz. K kümesinde Ö, E, I var mı? Ö var, I var, E de biz ekleyebiliriz. Bir problem olmaz. Şimdi K kümesinde Ü yok. Eğer Ü olsaydı L kümesinde de Ü olduğu için kesişime Ü'nün dahil olması gerekirdi. Dolayısıyla Ü kullanamayız, dolayısıyla kürek kullanamıyoruz arkadaşlar. K kümesinin elemanlarını kullanarak kürek yazamıyoruz. Eğer yazabilseydik Ü harfi olması gerekirdi. K'da Ü harf ü, ü harfi olursa da kesişimlerinde Ü harfinin de olması gerekir. Dolayısıyla 3 e, eliyoruz. Yukarıdaki kelimelerden hangileri yazılabilir diyor. Doğru cevap B seçeneğidir bu soruda. Dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği aşağıdaki şekilde verilmiştir. gx eşittir f kare x eksi 1 eşitliği veriliyor. ga eşittir 3 denkleminin 3 farklı kökü vardır. Kökler toplamı pozitiftir. Kökler çarpımı negatiftir. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. ga eşittir 3'ü kullanmak istiyorum izninizle. ga eşittir 3. gde a yazarsak f kare a eksi 1 eşittir 3 olacak. f kare a eşittir 4'ten f a eşittir 2 f a eşittir eksi 2. Karesi 4 olan sayılar 2 ve eksi 2'dir. Şimdi f fonksiyonunda hangi değerler 2'ye gider? Bunu anlamak için 2'den geçen x eksenine paralel y eksenine dik bir doğru çizersiniz. Kaç tane noktada kesişmiş? 2 noktada kesişmiş. Buraya 2 kök yazalım. f a eşittir eksi 2. Eksi 2'den geçen bir doğru çizdiğimizde şöyle düzelteyim. Şurada bir nokta var. Buraya bir kök yazabiliriz. Şimdi bu durumda Toplamda 2 kök burada, 1 kök de burada, 3 kök vardır doğru. Peki kökler toplamı pozitif mi? Bakın köklerden bir tanesi bu olsun. Bu bir tanesi bu olsun. Bir tanesi de bu olsun. Toplarsak pozitif mi negatif mi olduğunu bilemeyiz. Çünkü x 1'e eksi 5, x 3'e 1, x 2'ye 2 verirsek negatif olur. x 1'e eksi 1, x 3'e 5, x 2'ye 10 verirsek daha doğrusu pozitif bir ile negatif bir sayının toplamı tam olarak net değildir. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. 1'e eksi 3 verirsek negatif olur. Artı 3'e eksi 1 verirsek Gördüğünüz gibi pozitif olur. O zaman kökler toplamının pozitifliği, negatifliği tartışılır. Kökler çarpımı negatif mi? Negatif. Çünkü x1'in eksi olduğunu, sıfırdan küçük olduğunu görüyoruz. x2'nin pozitif olduğunu, x3'ün pozitif olduğunu görüyoruz. Bu durumda x1 çarp, x2 çarp, x3 eksi artı artıdan dolayı çarparsak negatif olur. Yani bu da doğru. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Alanı A metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dikdörtgen bölmelere tam olarak ayrılıyor. Şekil 1'deki parçalara ayrıldığı zaman oluşan parça sayısı, şekil 2'deki parçalara ayrıldığı zaman oluşan parça sayısından A bölü 24 fazla olduğuna göre şekil 2'deki parçanın alanı nedir demiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Alanı A metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe diyor. Bu bahçeyi x çarpı x artı 1'e bölersek yani bir tane dikdörtgenin alanına bölersek kullanacağımız dikdörtgen sayısı ya da oluşturacağımız dikdörtgen sayısı parça sayısını bulmuş oluruz. Aynı mantıkla a bölü x çarpı x artı 2 yaparsak bu dikdörtgenlerin bu parçaların sayısını bulmuş oluruz. Şekil 1'deki parçalara ayrıldığı zaman oluşan parça sayısı şekil 2'deki parçalara ayrıldığı zaman oluşan parça sayısından a bölü 24 fazla. O zaman farkı a bölü 24 olacaktır. Gördüğünüz gibi A'ları sadeleştirebiliriz. A'ya bölersem 1 olur. A'ya bölersem 1 olur. A'ya bölersem 1 olur. O zaman 1 bölü x çarpı x artı 1 eksi 1 bölü x çarpı x artı 2'nin 1 bölü 24 olması gerekiyor. Paydaları eşitleyelim. Buraya x artı 2 yazalım. Buraya da x artı 1 yazarsak paydalarımız x, x artı 1, x artı 2 olacaktır. Paydalarımızı eşitlemiş olduk. Yukarısı x artı 2 eksi x artı 1. Aşağısı x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 olacaktır. Bu işlemin sonucunun 1 bölü 24 olmasını istiyoruz. X artı 2'den x artı 1'i çıkarsak 1 olur. O halde burayı 24 yaparsak 1 bölü 24 eşittir 1, 1, 1 bölü 24 eşitliğini sağlamış oluruz. Peki x değerine x yerine kaç yazarsam ardışık 3 sayının çarpımı 24 olacak şekilde ayarlanmış olur? X yerine 2 yazarsam bu eşitliği sağlamış olurum. Çünkü 2 çarpı bir fazlası 3 bir fazlası 4 yaparsam 24 elde etmiş oluyorum. Şimdi burası tamam. Ne diyor? Şekil 2'deki parçanın alanı yani şu alanı soruyor arkadaşlar. Bu alanımız x çarpı x artı 2'dir. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Kısa kenar çarpı uzun kenar. x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 çarpı 4'ten 8'i bulurum. Doğru cevap E seçeneğidir bu soruda. Yaşları 10, 17, 27, 23, 13 olan 5 kişilik bir gruba 2 kişi daha katılınca bu grubun medyanı değişmiyor fakat aritmetik ortalaması artıyor. Buna göre gruba sonradan katılan 2 kişinin yaşları farkı en az kaçtır? Şimdi grup 10 artı, 17 artı, 27 artı, 23 artı 13'tür. Toplayalım bunları. 10, 27, 54, 57, 77 ve 90. Normalde 90 bölü 5 kişiden aritmetik ortalamasının 18 olması lazım. Şimdi 90'a 2 kişi katıyoruz. Ve tabii ki 7'ye bölüyoruz. 5 artı 2 7. Bunun 18'den büyük olmasını istiyoruz. 90 artı x artı y'nin 126'dan büyük olması lazım. İşler dışlar yaparsak ya da her iki tarafı 7 ile çarparsak. Bu durumda x artı y 36'dan büyüktür. En azından x artı y 37 olabilir. Bu kalsın burada. Bir yorum daha yapalım. Medyan değişmiyormuş. Önce bir medyanı sorgulayalım. Nasıl bir durum var? Medyanla ilgili 10. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 10, 13, 17, 23 ve 27. Medyanın 17 olduğunu biliyoruz. Medyanın değişmemesi için medyana yakın sağına ve soluna çok yakın değerler yazmamız gerekiyor ki medyan ortadaki sayı olduğu için çok fazla değişmesin. Hatta hiç değişmesin. O zaman şu araya bir 17 yazalım. Şu araya da 20 yazalım. 20 artı 17 nedir arkadaşlar? 37'dir. Aradaki farkı çok fazla açmadım. Çünkü en az istiyor bizden. Şöyle bir tekrar yazalım. 10. Eklenmiş halini de sizlere göstermiş olalım. 10. 7'den 2 tane var. Sonra 20. 23 ve 27 var. 7 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Güzel. Şöyle 3 tane 3 tane ayırırsam medyan yine ortadakidir ve yine 17'dir. Değişmiyor. O zaman sayılarımızdan biri 20, biri 17. Farkı istiyor bizden. 20 eksi 17'den 3 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir bu soruda. Bir fabrikada özdeş ABC'de kazanlarının sıcaklık durumlarına göre alarm verdiği aralıklar aşağıda belirtilmiştir. Kazanların sıcaklıkları 20 dahil 30 açık aralığında ise alarm vermemekte. 30 dahil 49 açık aralığında ise ekranda ünlem işareti alarmı çıkmakta. 49 dahil 65 açık aralığında ise ekrana iki tane ünlem uyarı alarmı çıkmaktadır. ABC'de kazanların göstergelerinde sıcaklıklarına göre alarm durumları verilmiştir. X, Y, Z, T birbirinden farklı tam sayı. Z küçüktür T olacak ve X artı Y artı Z artı T 190 olacak. T en az kaçtır diyor. Şimdi ten en az olması gerekiyor. Bu durumda x ve y'yi maksimum seçelim. Yani olabildiği kadarıyla büyük seçelim. x'in herhangi bir alarmı yoksa 20 ile 30 arasındadır. Tabii ki 20 dahil 30 hariç olacak. O zaman x'e en fazla 29 verebiliriz. Y'ye geçelim. Bir ünlem olduğuna göre 30 ile 49 arasında. 30 küçük eşittir y küçüktür 49 dersek yeni alabileceği maksimum değer 48'dir bu aralıkta. Buna da 48 diyelim. Toplamda 77 olur. 77 artı z artı t'miz 190'dır. Bu durumda z artı t ne çıkacaktır arkadaşlar? Şuradan bulalım. 190'dan 77'yi çıkarırsak 113 olmaktadır. Şimdi z sayısı t sayısından küçük olacak. Z'ye ne verelim? Mesela 56'ya 57 e desek ne olur? Birbirine yakın değerler seçiyoruz. 50, 50 daha 100. 6'yı da 13, 113. O zaman z'nin alabileceği en büyük değer 56'dır. Ama t'nin alabileceği en küçük değer de 57'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir bu soruda. Bir anaokulunda bulunan 70 öğrenci hayvanat bahçesi gezisine katılmıştır. Tüm gruplarda erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından büyüktür. Her grupta erkek sayısı kız sayısından büyük olacak. Diğer grupta yine erkek sayısı kız sayısından büyük olacak. Tamam burası anlaşıldı. Öğrenciler afacanlar yazalım bir yandan da afacanlar minik kalpler ve küçük mucitler şeklinde e, gruplara ayrılmış. Bu gruplardaki öğrenci sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Apacanlar, minik kalpler ve küçük mucitler gruplarındaki öğrenci sayısı sırasıyla 3, 5 ve 6 ile orantılıysa 3K, 5K ve 6K diyoruz. Hem okuyalım hem çözelim bu arada. Geziye katılan tüm gruplardaki toplam kız öğrenci sayısı herhangi bir gruptaki öğrenci sayısına eşittir. Burayı düşünelim biraz. Her grupta eşit sayıda kız öğrencimiz var. X diyelim, X diyelim, X diyelim. Başkan demiş Afacanlar grubunda bunlar erkek öğrenci sayısı kaçtır. Şimdi toplam kız sayısı herhangi bir gruptaki öğrenci sayısına eşit. Kızları toplarsak şu xleri 3x olacak. 3'ün katı olduğuna göre ya 3k'dır veya 3x eşittir 6 k da olabilir. Eğer buradan x eşittir k seçersem buradan da x eşittir 2 k'yı seçmiş olurum. Yalnız her gruptaki erkek sayısı kız sayısından büyük olacaktır. Eğer siz kız sayısını burada k derseniz, Geri kalan erkekler, bunlar kız öğrencilerimiz, toplamda 3K kişi vardı. O zaman erkekler 2K olacak, bur burada 4K olacak, burada da 5K olacak. Her halükarda bunlar kızlardan büyük olmuş olacak. 2K büyüktür K, 4K büyüktür K ve 5K büyüktür K olmuş olacak. Çok güzel. Herhangi bir sorun yok. O zaman X'in K olduğu kesinleşti. Hocam 2K'yı kullanamaz mıyız? 2K kız olursa k erkek olur. Erkek sayısı kızlardan küçük olur. O zaman bu iptal oldu. Şimdi bizden ne istiyordu? Kız öğrenci sayısı olduğuna göre afacanlar grubunda bulunan erkek öğrenci sayısı kaçtır? Afacanlar grubu buydu ve erkek sayısı 2 kaydı. Yani şöyle getireyim şuraya. 2 k'yı bizden istiyor. K'yı nasıl bulacağız? Kaç öğrenci var? 70 öğrenci. Şunları toplayıp 70'e eşitlersek arkadaşlar. 3K, 5K daha, 8K, 6K daha, 14K eşittir 70. K eşittir. 5 olarak bulmuş olur. Şurada 5 yazarsam 2 çarpı 5'ten 10 olur. Doğru cevap E seçeneğidir bu soruda. Duru yazdığı tezin çıktısını almak için kırtasiyeye gitmiş ve 55 sayfa olarak çıktısı alınan tezin sayfalarını kontrol ederken... ...fazladan boş sayfaların araya karıştığını fark etmiştir. Aynı tezin tekrar çıktısını aldığında... 70 sayfa olarak basıldığını ve bu defa tezin bir kısmının doğru, kalan kısmının ikişer defa basıldığını görmüştür. İlk aldığı çıktılardaki dolu sayfa sayısı boş sayfa sayısının 4 katı olduğuna göre, ikinci aldığı çıktılarda doğru olarak çıkan sayfa sayısı kaçtır? Boş sayfa sayısına x dersek dolu sayfa sayısı 4x olacaktır. 4x artı x eşittir 55 dersek, çünkü ilk aldığı çıktı diyordu, 55 sayfadan bahsediyor burada. 5x eşittir 55'ten x eşittir 11 olacaktır. Bu durumda 11 tane boş olur. x 11 olduğu için 4 ile çarparsa 44 tane de dolu sayfa olmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi 70 sayfa olarak basıldığını söylüyordu. 70'ten eğer 44 doluyu çıkarırsak demek ki 26 tane 2 defa basılmış. 2 kez basılmış sayfa sayısını bulmuş oluruz. İki kez basılmışsa 26 çarpı 2'den 52 sayfa arkadaşlar ne olmuştur? Yanlış olarak iki kez basılmıştır. Peki bizden doğru olarak çıkan sayfa sayısını soruyor. Toplamda 70 sayfa vardı. 70'ten 52'yi çıkarırsak bu durumda 18 sayfa doğru olarak basılmıştır. Basılmıştır. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Tekrar edelim. İlk aldığı çıktı kaç sayfaydı? 55 sayfaydı. Tamam. Dolu sayfa sayısı boş sayfa sayısının 4 katıdır diyor. Boş sayfa sayısına x dersek dolu sayfa sayısı 4x olacaktır. Toplarsak 5x eşittir 55'ten x 11 olarak buluruz. x 11 ise eğer 4x de 44 olacaktır. 11 sayfası boş 44 sayfası da dolu olacaktır. Burada bir problemimiz yok. Şimdi 70 sayfa olarak basıldığını söylüyordu. 70'ten 44 doluyu çıkarırsak yanlışı bulmak için 26 tane Sayfamız iki kez basılmıştır burada ifade etmişti. İkişer defa basıldığını. İkişer defa basılmışsa bu 52 sayfaya tekabül eder. O zaman normal şartlarda 70 sayfamızdan 52 sayfayı iki kez basılmış olan kısmı çıkardığımız zaman doğru basılmış olan 18 sayfayı bulmuş oluruz. Doğru cevabımız bu durumda C seçeneğidir arkadaşlar. Klimanın açık kaldığı süre boyunca ortam sıcaklığının zamanla doğru orantılı olarak değiştiği bir odanın ortam sıcaklığı 20 derece iken odada bulunan klima 4 derece sıcaklık değerinde x dakika açık bırakıldığında ortam sıcaklığı 11 derece olmaktadır. Aynı klima x artı 3 derece sıcaklık değerlerinde 2 dakika açık bırakıldığında ortam sıcaklığı 14 derece olarak ölçülmüştür. Buna göre x kaçtır diyor. Normal şartlarda oda sıcaklığı 20 derece. Diyor ki 4 derece sıcaklık değerinde x dakika açık bırakıldığında. O zaman 4x e, derece açık kalmış olur. 4 derece sıcaklık değerinde x dakika, yani x dakika içerisinde 4x kadar sıcak olmuş olur. Ortam sıcaklığı 11 derece olmakta, 20 dereceyken 11 derece olduğuna göre burada 9 derecelik bir düşüşten bahsediyoruz. Devam edelim. Ortam sıcaklığı 11 derece olmaktadır dedik. Aynı kılma x artı 3 derece sıcaklık değerlerinde 2 dakika açık bırakılırsa, o zaman 2 çarpı x artı 3 e, derece kalmış olur e, ee, ortam sıcaklığı nasıl etkilendi? 14 derece olarak ölçüldü. Normalde 20 dereceydi. 14 derece olduğuna göre 6 derecelik bir düşüşten bahsediyoruz. Soru ifadesine bakarsak doğru orantılı olarak değiştiği bir oda diyor. O zaman işler dışlar yaparsak 18 çarpı x artı 3 eşittir 24 x diyebiliriz. 6'ya bölsem 3 olur 6'ya bölsem 4 olur. 3 x artı 9 eşittir 4 x dersem buradan x'i 9 olarak bulmuş olurum ki doğru cevap c seçeneğidir.